kadar oldu öleli? 1,5 ay. Zavallı Hacer! Herhalde beni hiç affetmemiştir. Bilakis! Son nefesine kadar sizden hürmetle bahsetti. Onun kiracısıydım. Uzun seneler aynı çatı altında oturdum. İki kardeş gibi olmuştuk. Çok iyi bir insandı o. Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı? Niçin Kezban'dan hiç bahsetmedi? Bunu bir erkek anlayamaz. O size her şeyini vermişti. Ama terk edilince gururunu korumak istedi. Çocuk bahanesiyle sizi alıkoymak istediğini düşünürsünüz zannetti. Yaşayışının tek gayesi Kezban'dı. Belki de onu elinden alırsınız diye korktu. Evet, anlıyorum. Hacer! Zavallı Hacer! Zavallı! Kezban, kim bilir kızım beni ne kötü bir baba olarak tanıyor? Hayır! Hacer buna razı olur muydu hiç? Hakkınızda kötü düşünmesin diye senelerce evvel Kezban'a sizin öldüğünüzü söylemişti. Hı? Öldüğümü mü söylemişti? Ama... Anlıyorum. Bugün kızımın karşısına ne sıfatla çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Herhalde babası olarak çıkamazsınız. Çünkü böyle bir yalan, Kezban'ın hayalindeki Hacer'in hatırasını da zedeler. Peki ama... ona kendimi kim olarak tanıtabilirim? Bir akraba veya bir aile dostu olarak karşısına çıkmalısınız. Fakat bu kadar sene sonra mevcudiyetini öğrenemediğim evladımdan... babası olduğumu saklamak, onu hasretle öpememek... Haklısınız. Kolay değil ama buna mecbursunuz. Kezban bu yaşa gelinceye kadar kendisini arayıp sormayan bir babayı kolay kolay affetmez. Anlıyorum. Kezban annesine benziyor mu Nazire Hanım? Nazire teyze! Nazire teyze! Teyzeciğim! Teyze! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Sizi karşılamaya rıhtıma gelemediğim için beni affedin efendim. Zarar yok yavrum. Hadi kızım, Ali Bey'in de karnı acıkmıştır. Sen yavaş yavaş sofrayı hazırlayıver. Peki teyzeciğim. Neniz var? Hastalandınız mı? Yok bir şey. Bana biraz su verir misiniz? Peki. Teşekkür ederim. Artık kötü günler bitti Kezban. Senin için yepyeni ve çok mesut bir hayat başlayacak. Ben burada çok kötü bir hayat yaşamıyorum ki efendim. Tabii yavrum, onu demek istemedim. Ama İstanbul'a gelince hayatı daha iyi tanımak, tahsiline devam etmek imkanını bulacaksın. Size ağır büyük olacağımı düşündükçe... O ne biçim laf evladım? Baban bana bir kardeşten daha yakındı. Bu vazifeyi yapmakta geç bile kaldım. Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Lale, çok iyi bir kızdır. Göreceksin, seni bir kardeş gibi sevecektir. Bavulları ol. Gel yavrum, içeri girelim. Evimize geldik artık. Ben de daha öyle hikayeler anlatırım. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Hoş geldin Ali. Oh karıcığım, hoş bulduk. İşte size ikinci kızımız Kezban'ı getirdim. Bak yavrum, bu Güzide teyzen, bu da Fazıla teyzen.
Hoş geldin yavrum. Dur bakayım şöyle. Sıhhatli görünüyor, işe yarar. Neler söylüyorsun? Aman bir şey söylemedik ki canım. Babacık! Babacık, babacık! Kim gelmiş, kim gelmiş? Dur, babacık dur, gelmiş. Dur, başımı döndürdün. Aşk olsun babacık, beni hiç özlemedin mi? Özlemesi olur muyum hiç? Ver bakalım bir gıdık. Bütün yorgunluğum geçti işte. Bak Lale, sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz, sana bir şey söyleyeceğim. Fakat karıcığım... Hadi yürü! Şuna bak!